Herkese merhabalar. Lezzetli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün şahane bir sarma tarifim var. Kara lahananın yeşil mercimekli sarmasının tarifini veriyor olacağım. Şimdi sizi hiç bekletmeden tarife geçelim. Bakın harika olmuş, öyle değil mi? Evet, benim bir bağ lahanam var. Biraz azman lahana bunlar. Bu sap kısımlarını keseceğim. Haşlayacağım sap kısımlarını. Eğer yumuşuyorsa turşuya koyacağım. Eğer yumuşamıyorsa da artık yapacak bir şey yok. Şöyle kesiyorum. Bütün yapraklarını, ince yapraklarını da bırakıyorum. Turşu da çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi lahanayı biz hep böyle pirinçle sararız, bulgurla sararız. Ama içine mercimek koyduğunuz oldu mu hiç? Mutlaka denemelisiniz. Harika oluyor, nefis oluyor. Hem de et koyamadığınız, kıyma koyamadığınız zaman mercimek ilave edersiniz. Yemekleriniz proteinli olmuş olur. Şimdi güzelce yıkayalım. Şöyle tek tek içine, dışına bakalım. Yabancı madde olmasın diye. Bir iki su yıkadıktan sonra suyunu süzdürelim. Üzerine sıcak su ekleyip, kaynayan suyu ekleyip 3-4 dakika fokurdasın diye ocağa alalım. Yani 3-4 dakika kaynaması yeterli. Arkadaşlar eriyebilir lahana. Böyle çok böyle iri olduğunu görmeyin. O biraz nazik lahanaya benziyor. Şimdi haşladığımızda göreceğiz. Hafif böyle yumuşadı mı alalım. Şimdi biraz pirinç, yeşil mercimek, soğan ve baharatları ilave edelim bir kaba. Zeytinyağı, bu malzeme miktarlarını açıklama bölümüne yazıyor olacağım. Biber salçası var benim. Biraz katı böyle, onu böyle açmak istiyorum. Nane bolca. Şöyle iyice karıştıralım. Hem de çok pratik, çiğden yapıyoruz arkadaşlar. Bakın harika bir iç oldu. İsterseniz sarımsak da ilave edebilirsiniz. Muhteşem oldu içi de. Bakın şöyle yakından. Mercimekler pişmez falan diye düşünmeyin. Bu arada lahanalarımızın şu ortasını biraz elimizle ezelim. Evet, mercimekli harcımızdan alıp iki tarafını şöyle içe katlayıp güzelce sıkıca saralım. Şimdi bunun damarları var falan filan diye böyle aklınıza gelmesin. Bu lahana azman lahana olduğu için hemen pişiyor. Yani pirinç pişene kadar aslında mercimek de lahana da pişmiş oluyor. Ve tadı çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Normal lahanalardan daha lezzetli oluyor bu. Evet, videomu buraya kadar izlediyseniz eğer mutlaka bir emoji koymayı unutmayın lütfen. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Eğer halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Beğeni unutmayın. Evet arkadaşlar, bu şekilde hepsini saralım. Bol vitaminli lahana sarması. Evet. Hem biz yeşil mercimeği çok bol tüketmemiz lazım arkadaşlar.
Şimdi tencerenin dibine saplardan biraz atalım. Dibine yapışmasın diye dolmalarımız. Zaten bu iki kişilik dolma sardım ben. Yani iki kişiye yeterli bu dolma. Evet. Bu harcını yaptığım tasın içine iki bardak su ilave edip kaynar su. Onu döktüm dolmanın üzerine. Bir tabak koyup kaynamaya aldım. Pişirdim. Bir 25-30 dakika. Kontrol ettim. Pişmişti. Altını kapattım. Bir 20 dakika dinlendirdim. Sonra servis aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, dinlendi. Şimdi bakalım ne olmuş. Evet, üzerindeki kapağı da alalım. Şöyle bir tabağa servis yapalım. Üzerine sarımsaklı yoğurt da dökebilirsiniz. Ayrıca harika olur. Şu dibindeki suyu süzdürüp ben üzerine böyle yaydım. Çok daha güzel görüntüsü oldu. Bakın içine şimdi. Öyle lezzetli, o kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Yani içinde mercimek olduğunu fark etmeyeceksiniz ama çok lezzetli olduğunu anlayacaksınız yedikten sonra. Şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Çocuklarınıza, eşinize yedirin. Sevdiklerinizle yedirin. Videolarımı sosyal medyalarda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.